MyClub. Tantuni Spor'la yepyeni bir MyClub heyecanına, MyClub serüvenine hepiniz hoş geldiniz. 36. bölüm hemşerim, 36. Buradan tüm Kars'a katmer katmer selamlar gönderiyorum. Tüm Kars'a ve oradan bizi takip eden sevenlerimize, takipçilerimize kocaman selamlar. Ve 36 bölüm olmuş, şaka gibi hakikaten. 36 bölüm, memleketimin her köşesi ayrı bir güzel. Keşke bu şeyleri, plakaları falan sayma işine birinciden başlamış olsaydık, Adana'dan başlamış olsaydık, ama olsun. Hiçbir şey için geç değil. Diyor ki yorumda, abi diyor, ne zamana kadar devam edecek bu diyor. 80'i 81'i görebilecek miyiz diyor. Vallahi bilmiyorum, inşallah. Yani bu MyClub serisini en azından PES 2016 çıkıncaya kadar en azından bırakmak gibi bir niyetim yok. Ama eğer olur da bir gün hani hepimiz sıkılırsak bu işlerden ve artık tamam yeter dersek, geri kalan bütün illere toplu olarak selam göndereceğim. Aynı daha önceki yaptığım bir videoda olduğu gibi. Çünkü diyor ki yorumda, abi diyor, bize diyor niye göndermedin selam? Ya toplu olarak ben bir videoda gönderdim zaten. Çünkü 24'ten itibaren başladık selam göndermeye. Selam demişken diyor ki videoda videoda yalnız ya kendim diyorum. Diyor ki yorumda, abi diyor, benim adım işte bilmem ne, şimdi isim söylemeyeyim. Bana diyor niye selam göndermiyorsun diyor. Ya beni zor durumda bırakmayın. Buradan isim söyleyerek selam göndermek çok zor gerçekten. Şimdi hani bir iki kişiyi mutlu edeceğim diye buradan selam göndereceğim. Yüzlercesi diyecek ki abi bize niye göndermiyorsun? Zor durumda kalırım. O yüzden bize selam gönder diyen, yorumda yazan, bize selam gönder, benim adımı söyle diyen herkese toplu olarak buradan selamlar gönderiyorum. Biliyorsunuz ki bütün yorumlarınızı eksiksiz okuyorum. Bir dakika. Ben geçen videoda gün saat tarih bilgisi vermemiştim. Kimse de dememiş ki ya abi sen niye bize saat tarih bilgisi vermedin diye. Bu videoda hemen aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Bugün güzel. Bugün bir dakika. Hesap yapmam lazım. Yanımda şey yok. Telefonum yok. Bir dakika. 29 pazartesi, 28 pazar, 27 cumartesi, 26 niye pazartesiden başladım diye de sorma. 26'sı bugün. Günlerden cuma ve saat şu anda 11, yani 23.45 olması lazım. Evet, 23.45. evet, şimdi bir haberim var size. Önce onu söyleyeyim, ondan sonra yine söyleyeceklerim var, sonra maça gireceğiz tabii ki. Online maçlarımıza devam edeceğiz. Yarından itibaren, yani yarın dediğim bu videonun çekim tarihine göre cumartesi, yani ayın 27'sinden itibaren tatile çıkıyorum gençler. Ve bayram sonuna kadar yokum. Yani bir 18 gün falan herhalde, bayramın son gününe kadar yokum. Yarın Adana'ya gidiyorum. 1-2 gün Adana'da kalacağım. Pazartesi günü de Artvin'e gidiyorum. Borçka'ya gidiyorum. Yemyeşil bir memleket. Orada olacağım. Ve yaklaşık bir 15-16 günde orada zaman geçireceğim. Ama aklınıza hemen şu geliyordur. Peki ne olacak videolar? Yani ben aslında oraya gittiğim zaman orada da bir şekilde bir yolunu bulup Tantuni Spor videolarımıza, MyClub videolarımıza devam etmek istiyorum ama bayağı bir zor olacak. Onu söyleyeyim. Yani bir kere zaten her Allah'ın günü video atmam çok zor. Tatilde olacağım için, ama arada sırada da olsa oradan hem Artvin'in bulunduğum yerlerdeki güzellikleri size göstererek videolar düşünüyorum. MyClub videoları da inşallah orada imkan bulup yapacağım. Öyle bir niyetim var. Bu bilgiyi vermiş olayım sizlere. İkincisi, size geçen videoda demiştim ki FIFA 15 ile Ultimate Team yapalım. Yoksa PES 2015 ile Tomane ile bir efsane ol modu mu yapalım, seri olarak yeni bir seri düşünüyorum demiştim. Sizlerden o kadar çok yorum geldi ki, yani bu videoyu ben şu anda çekerken 1000 tane falan yorum vardı. Ve tekrar söylüyorum, her bir yorumu eksiksiz okuyorum. Deli miyim neyim ben? Yani her yorumu bakın eksiksiz okuyorum. Zaten %80 oranında da görmüşsünüzdür videolarınızda, eğer beğen butonu şeyi varsa, like varsa, yani bilin ki okumuşumdur. Yani %80 oranında hepsini işaretlemeye çalışıyorum, okuyarak tabii ki. Genel olarak FIFA Ultimate Team'de isteyen var. PES 2015'te efsane ol da isteyen var. Efsane ol sanki biraz daha çok gibi. Diyor ki yorumda abi diyor FIFA Ultimate mi nedir ne haltsa diyor. Ona diyor Tomane'yi değişme diyor. O öyle bir yorum yapmış. Abi herkesin isteği var. Gönlüm istiyor ki ikisini birden yapayım. En azından denemek istiyorum. Yani birkaç video FIFA Ultimate Team de denemek istiyorum. Tomane ile efsane olmadı da. Aman tamam çok bıdı bıdı ettim yeter. Yeter kardeşim yeter. Kendim şey yaptım, yoruldum kendi sesimden. Diyor ki yorumda abi diyor sen diyor niye diyor MyClub dedikten sonra gülüyorsun diyor. Ya ben farkında bile değilim. Ne yapayım ağlayayım mı? Gülerek başlıyoruz ki gülerek devam etsin kardeşim. Eğlence burası. Eğlence için buradayız. Şimdi... Her şey yolunda takımımızda. Geçtiğimiz videoda hatırlayacaksınız 2 online maçımız vardı. İkisini de almıştık. Löw yine takımın başında. Takım aynı olduğu gibi duruyor. Çok bir değişiklik yok. Şimdi 8. klasmanda devam edeceğiz. Bugün yine 2 online maç yapacağız. Ve eğer 2 maçımızı da alırsak gençler 7. klasmana yükseliyoruz. Haydi bakalım. Ya gençler şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Kayda basmayı unutmuşum. Böyle bir şey yok ya. Bir saattir konuşuyorum burada. Yine de çekmek istedim. Görün diye. Hadi be. Ya inanamıyorum ya. Tövbe estağfurullah. Ya bakın 35. dakika oldu. Sabah beri konuşuyorum. Allah'ım neler oldu neler. Ama boşa gitti hepsi ya. Kayda basmayı unutmuşum. Nasıl yaparım böyle bir hatayı? Golü de kim atmıştı şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika. Kim attı? Hatırlamıyorum valla. 1-0 öndeyiz. Dakika 36. Yarım yamalak da olsa sonradan kayda basmak istedim. Görün diye. Siz olmadan oynamak şimdi istemedim. Mandžukić. Şimdi Mandžukić çok pis bir gol kaçırmıştı. Kayıt dışı olan yerde. Verratti. Ve demiştim ki bu golü atmadan gelme Mandžukić eşek değilsin demiştim. Adam atamadı golü. Özet geçmiş olayım size. Şimdi Koke, Mario Götze verdi pasını. Çok güzel. Şimdi Mandžukić'e mükemmel bir pas ya. Mükemmel ötesi bir pas hatta. Buradan plaseyi gömçüne eşek değilsin Mandžukić ama ya Allah'ım Balıkesir'in çılgın eşekleri kovalasın Mandžukić seni. Yalnız nasıl atamıyorsun ya? Kardeşim seni golcü diye aldık. Yani tamam attın güzel attın da golleri... İşte bu Mandžukić. Bunu yazmana gelme. Artık bu kadar da değil. Evet. Ay inanmıyorum. Bu nasıl gol olmaz? Bu kadar güzel bir pasa yazık oldu. Yani sen ne diyorsun Ali Kerim hocam ya? Bu Mandžukić. Bak canım sıkmaya başladı benim. Bu nedir ya? Diyor ki yorumda abi diyor. Videonun %75'i Mandžukić'e kızmakla geçiyor. Ya kızıyorum. Haklıyım kızmakla kardeşim. Al onu Messi. Güzel. Mandžukić şimdi. Şimdi artık eşek değilsin Mandžukić. At bunu. At bunu. Yok pas ver. Vazgeçtim. Messi vursun. Offside'mış. Tüh. Offside'mış. Pekala. Artık ilk yarıda son anlar. Vallahi yani ilk 35 dakika maçta kayıt dışı geçmiş ya. Nasıl fark etmedim onu. Şimdi Verratti. Verratti. Güzel bir pas. Götze şimdi. Şimdi Mandžukić offside'dasın. Çık offside'dan Mandžukić ya. Aa offside değil miydi o? Güzel ilk yarı bitti 1-0. Bilmiyorum şimdi kayıt dışıydı galiba. O konuştuklarım. 2 maç yapacağız. Online ve şöyle bir durum var. 2 maçı kazanırsak 6 puan alacağız. Dolayısıyla 7. klasmana yükseleceğiz inşallah. Artık şu klasmanları yavaş yavaş aşalım ya. 8 nedir ya? 8 nedir ya? Tantuni Spor. Hiçbir şey yapmadım. Faul yok orada. Tantuni Spor artık 6. klasmana falan çıkıp bir yıldız daha hak ediyor. Bu arada fark etmişsinizdir. Kanalımızın resmini yeniledim, tazeledim. Böyle sanki daha bir güzel oldu. Ne diyorsunuz? Durun Mandžukić şu golünü atsın. Hadi Mandžukić gördüm onu. Mandžukić işte budur. Mandžukić aferin sana be. Adamımsın Mandžukić adamımsın. Mandžukić aferin sana çocuğum. Aferin sana çocuğum. Kalecinin açıldığını gördü. Hemen yapıştırdı oradan Mandžukić. Ne diyordum ben bir şey diyordum. Alın onu alın öyle dümdüz gitmesi falan değil yani. Ne diyordum ben bir şey diyordum. Messi güzel Alba. Güzel. Şimdi Koke. Müthiş bir ara pası yine Mandžukić'e. Mandžukić coştu, durduran yok. Nefis bir hareket. Mandžukić dur bakayım. Hadi canım. Hadi. Hadi. İnanmıyorum. Hayır. Hadi top. Çatala gir top. Ha? Ama çatal derken ama ben çatal... Hayır, böyle bir şut gol olmayı hak ediyordu. Yapmayın. Nasıl olur? Nasıl olur ya? Müthiş vurdu Mandžukić yani. Hiç... Açık söyleyeyim, beklemiyordum bu kadar enteresan bir vuruş. Yediler. Güzel Koke. Seni de bir görelim. Seni de bir görelim Koke. Müthiş be. Müthiş bir vuruş. Kalbura çevirdik. Rakip kaleyi. Toni Kroos şimdi topun gerisinde. Bakın. Bakın, gol olmalık bir pas atacak şimdi. Orta yapacak. Gol olmalık. Hadi Mandžukić. Hadi be. Mandžukić vuramadı. Şimdi geri basın çocuklar. Geri basın. Dur, ofansif yaptım, defansif yaptım, bir şeyler yaptım. Dur, ayarlar karıştı. Hayır, hayır Baran, sakın kaçırma. Güzel. Karış, şey yapmayın orada. Ne şu anda? Ofansif. Tamam, çek. Jordi Alba, nefis bir pas. Kroos, Messi, Mandžukić. Mandžukić'i Ferdinand yedi ama Mandžukić kapattı hatasını şimdi. Toni Kroos. Kroos şu hareketi yapar mı? Yaptı Kroos. Gole gidiyor Kroos. Kroos gole gidiyor. İzin vermeyecekler. İzin vermeyecekler. Bildim. Bildim son anda çünkü yani. Olmaz ya, bu kadar olmaz. Müthiş hareketlerle geldik. Seviyorum öyle çalımlar yapmayı. İşte Messi. Şimdi Mandžukić kaldırdı topu köşeye, gömer artık. Mandžukić ama da ne kaleciymişin yahu. Kaleci kimdi bu arada ya? Neuer. Bir dakika. Neuer tabii ki iyi. Şimdi Toni Kroos. Niye Kroos kullanıyorsa köşe vuruşlarını? Şöyle yapalım. Bakın bu da gol olmalık oldu. Güzel oldu bu. Hadi vur kafayı. Messi küçük eniştem, iteleyin. Kim var orada? Karambol bize yaramaz hiç. Bize hiç yaramaz. Benim kalenin önünde olsa karambol kesin goldü. Ben bir şey diyordum, unuttum, aklımdan çıktı ya. Neyse. Tekrar köşe vuruşu. Bu sefer şöyle arka direğe doğru. Mandžukić daha rahat vurur oradan. Mandžukić işte bu. Hadi al. İçeriden o. İçeriden değil mi o? Ya çizgi içinde gibi geldi bana. Tüh. Ya bunu attım. Rakip kaleyi bunu attım ama. Hayır, bu sefer gol. Arıyoruz. Allah Allah. Benim Neuer'im kafa vuruşlarının hepsini yiyor. Rakip Neuer yemiyor. Şimdi sakın, aferin Baran ya. Nereye gidiyorsun daha? Şimdi Jordi Alba. Verratti beklemeden oynadı. Messi. Nefis hareketler Messi'den. Messi gitmiş. Messi bitmiş. Dakika 65, oyuncu değişikliği. 2-0 öndeyiz. Kimin vakti biliyor musunuz? Kimin vakti biliyor musunuz? Tabii ki Pastore'nin dermişim. Tomare'nin vakti geliyor. Messi. Küçük eniştem son damlalarını kullanıyor artık. Enerjisinin. Güzel. Kim var orada? Götze. Şu çalım ya, pasını ver. O Götze de bitmiş. Çok kötü bu. Kroos. Oyun duramadı bir türlü. Kroos'la uzaktan vur diyor abi diyor. Soluyla vursa ne olur? Kroos. Sağıyla vurdu yine de. Müthiş bir vuruş. Vallahi çatala gidiyordu. Durduralım şimdi oyunu. Enerjim yüksek. Keyfim yerinde kardeşim. Benim takım kazandı mı? Tantuni Spor kazandı mı? Eminim siz de öylesinizdir. Keyfimiz yüksek oluyor. Enerjimiz de. Şimdi Mandžukić görevini yaptı zaten. Mandžukić yerine efsane isim. Takımımızın 10 numarası Tomane giriyor. Götze çıkıyor yerine. Di María giriyor. Verratti çıksın. Yerine Pogba girsin. Bu şekilde yani orta sahamızı da güçlü tutmuş olalım. Dakikalar 70 artık. İlk online maçımız yarım yamalak başladı. Yarım yamalak başladı. Şimdi Toni Kroos ama sonu mutlu bitsin istiyoruz. Kroos müthiş bir orta. Messi artık yok artık. Hadi kim o? Alves. Of of of. Of of of. Yani bu kaçıncı şutum kaleye artık. Bu arada şu offside bir taktik mi yaptım ben yine? Ha, ofansif olsun şimdilik. Bir orta daha artık, gol olsun ya. Şunlardan birisi gol olsun. Kim o? Pogba. Pogba vuramadı. Messi şimdi. Messi. Aa, yok be, şaka bu. Güzel. Güzel. Çevirin. Çevirin çocuklar. Ver pasını. Alba. Alba çekmek istedi. Topu çekemedi. Az kaldı çocuklar. Sıkın dişinizi. Tomane'miz nerede bu arada? Tomane ama aldı mı topu? Pogba ne yapıyorsun? Adama eşlik ediyorsun. Aferin Pogba. Laf dinledi Pogba. Şimdi Tomane. Tomane. Ne yapıyor Tomane? Ne yapıyor Tomane? Ne yapıyor Tomane? Yok artık. Yok artık. Tomane. Tomane. Hayır. 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 Bir daha. Bir daha. Hayır. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Tomane'min Yani olmaz. PES 2015 hep senin halt yemen bu. Yani bu kadar direkten dönmez artık ya. Bu kadar olmaz. Kaç videodur direkt. Yani ben anlamıyorum. Yani %100 gol olması gereken şutlar direkten dönüyor. Gereksiz heyecan. Ve Tomane'nin gole ihtiyacı var. Çocuğun morali ihtiyacı var. Vuruşuyan direkten döndü. Olmaz böyle bir şey. Hadi Tomane. Verdim pası sana. Şimdi sen de yaptın ara pasını. Asist yaptı Tomane. Hadi asist olsun o. Di María vur ama. Di María işte budur. Tomane gol atmadı ama attırdı. Tomane'nin faydası bu işte bizim takıma. Varlığı yeter. Onun lüle lüle saçlarına kurban. Çok iyi, çok iyi. İşte bu gençler. İşte bu. Sizde istediğim ruh bu. İzin verme Pogba. Aferin sana. Kara olan. Di María şimdi nefis bir ara pası. Tomane alır mısın? Aferin dön. Dur Tomane. Dur Tomane. Yediler. Vermiyorlar faullerimizi. Hele ki Tomane'ye hiç vermiyor rakip. Hakem. Rakip diyorum ya. Geçen videoda da hakemin vuruşuyla maç başladı demişim. Tuhaf laflar icat etmeye başladım. Jordi Alba öldü. Jordi Alba bitti. Güzel. Pogba. Kime attın Pogba ya? Daha yeni girdin sen oyuna. Enerjin, yorgunluk seviyen falan iyi yani. Hadi Pogba tuttur şu paslarını. Verdi Tomane'ye. Şimdi Tomane. Tomane çekitti topu. Yeter ama artık. Hah tamam yani. Yok böyle bir şey yahu. Yapıştır kartı hoca. Alnının ortasına şırrak. Aferin Ferdinand'a. Güzel. Tomane atmadı. Direkten döndü topu. Şimdi Tomane'mize doğru yollayalım topu. Dakika 88 artık. Dayanın çocuklar. Tomane. Nereye verdin Tomane? Ne yapıyorsun? Al onu Ramos. Ver onu Ramos. Ver onu Messi. Pogba. Ah. Pogba yürü. Yürü Pogba. Hayır. Geçmesin o. Sakın. İzin vermeyin. Ramos. Aa, eyvah. O gol olacak ya. Çok belliydi. Oy. Bunlar hep sinyal gençler. İleriki videolarda döneceğiz buna. Bitti. 3-1. 3'ün 1'i oldu. 3'ün 1'i oldu. Güzel oldu. İyi başladık. İlk maçımız tamam yarım yamalak oldu biraz ama olsun iyi başladık. Ve şimdi ikinci maçımız. Bakalım eğer bu maçı da alırsak gençler 7. klasmana yükseliyoruz. 7. klasmana yükseliyorum tatil öncesinde. 7. klasman iyi olacak bize. İhtiyacımız var artık şu klasmanları. Patır patır çıkmamız lazım yukarıya doğru. Bakalım Tantuni Spor'un karşısına kim geliyor? Ve işte rakibimiz geldi. Marmaduke 800. 12. klasmandan Marmaduke 800. Bakalım ikinci maçımızda ev sahibiyiz. Hemen stadımızı seçelim Ekstrem Arena'yı. Gece maçı olsun. Formamız yine mavi olsun. Oyun planına girelim ve rakibimize bir bakalım. Takım ruhu. Of müthiş bir ruh var. 46. Bu ne ya? 46 takım ruhu var. Ronaldo'yu almış. Ribery'i almış. Götze'yi almış. Maşallah. Bir Ronaldo daha var. Başka bir Ronaldo. Ramos falan var. Diyeceksiniz ki bu kadar iyi oyuncular var. Niye takım ruhu düşük? Çünkü büyük ihtimalle menajeri kaldıramıyor bu kadar oyuncunun maliyetini. O yüzden iyi bir menajeri yok. İyi bir menajeri olursa takım ruhu yükselebilir. Hatırlayacaksınız bizim bir videomuzda 4 ya bildiğiniz 4'tü takım ruhu. Batıyorduk az daha. İkinci video muydu hatta öyle bir şeydi. Tantuni Spor batıyor mu diye bir videomuz vardı. Şimdi kendi sahamızda Tantuni Spor olarak bakalım ne yapacağız rakibimize karşı. Birlikte maçın anlatımında sizlerle olacağız. Ben Hasan Mustan, tüm futbol tutkunlarına merhabalar. Tantuni Sporlu taraftarlar, ellerinde tantuniler, hayranlar. Ne oldu? İnternette bir haller var. Ve maç başladı. Oo. Ne oluyor? Böyle bir şey görmedim ben. Şu anda ne olduğunu anlayamıyorum. Yani internet çok kötü ve kıpırdamıyor şu anda oyun. Ne oldu? Bitti. Şimdi bu da gelir bize girer. Yani bu da gelir bize girer şimdi. Eğer böyle bir şey varsa. Aa iyi süper. Sevindim ya. Niye sevindim biliyor musunuz? Yani şu anda maçı yapmadık. Benden kaynaklı değil kesinlikle. Ama 7. klasmana yükseleceğiz kardeşim. 7. klasman önemli. Dur bakalım. Sonraki sezona gidin. Haydi bakalım. Bakın, bakın. 7. klasman. Haydi. 7. klasman. 7. klasmandayız. Tantuni Spor olarak. Güzel. Güzel. Madem öyle bir de dayanıklılık iyileştirmesi çaktık. Oh, 5 tane lazımdı bu. Tantuni Spor verilerine girelim. Bakalım, ölen biten göçen şimdilik yok. Takımın durumu iyi. O maçı yapamadık. Yükseldik. Ama şu 7. klasmanda bir maç yapalım, öyle bitirelim. Şöyle keyifli keyifliyken karşımıza da şöyle 1. klasmandan falan bir adam gelsin. Bizi ezmezsin. Videoyu öyle sonlandıralım, değil mi? Neyse, o bize rakip ararken... duyuru yapmıştım daha önce. Yeni bir YouTube kanalı düşüncem var. Şahsıma ait. Tamamen kendime ait. Bu şu demek değil. Tantuni Spor videoları bitecek mi demek değil. Öyle bir şey aklınıza gelmesin. Tabii ki Türkçe Spiker kanalında bu videolarımız gittiği yere kadar devam edecek. Ama benim oynadığım farklı oyunlar var. Çok enteresan oyunlar var. Sizlerle paylaşmak istediğim oyunlar var. O yüzden tamamen kendime ait. Çünkü daha rahat, daha serbest olacağım bir kanal istiyorum. Burada ister istemez sadece futbol, işte FIFA ve PES videoları biliyorsunuz yapıyoruz. O yüzden o yeni kanalımın duyurusunu da çok yakında yapacağım. Smirks geldi 10. klasmandan rakibimiz olarak. Kendisine şimdiden başarılar diliyoruz. 7. klasmandaki ilk maçımız. Hemen biz yine ev sahibi olduk. Güzel, ev sahibi olmak işimize geliyor. Stadyum olarak yine gece maçını seçelim. Oyun planına girelim be. Rakibimizin durumu 92. Çok güzel. Ve hemen maça başla diyelim biz. İşte böyle gençler. Tekrar söyleyeyim, yine yakında yani yarından itibaren tatil moduna gireceğim. Ve size çok güzel görüntülerle çok güzel ortamlardan videolar hazırlama gibi bir düşüncem var. İnşallah eğer olursa. Biz şimdi maçımıza başlayalım. Kardeşim, bıdı bıdıyı kes. Ekstrem Arena stadı tüm ihtişamıyla, diyor ki yorumda, abi diyor, niye diyor statta diyor yeterli az sayıda şey var, taraftar var diyor. Valla ben de dedim ki millet Bodrum'da, Çeşme'de tatilde, millet niye maça gelsin? Herkes tatil peşinde şu anda. O yüzden dedim yoktur kimse. Şimdi Mandžukić, Götze oynadı. Götze'nin pası Mandžukić'e mi yoksa Dembele'ye mi? Yani bence Dembele'ye. Şimdi Ramos, hadi pasını ver. Mandžukić verdi pasını. Nakamura solaktı ama vurdu valla. Hadi be. Ben vurmayacak sandım. Vuramayacak sandım. Zor pozisyonda Nakamura, aferin sana. Güzel. Burak gibi korkutur biraz. Şimdi takımı biraz geri çekelim. Şimdi söyledim mi bilmiyorum ama söylemişimdir herhalde. Takımı nasıl geri çekiyoruz diye, çünkü bir videonun kaydı eksik başlayınca ne söyledim hatırlamıyorum artık. Neyse, Nakamura. Şimdi Messi. Messi tekrar Nakamura. Nakamura. Şöyle yapalım. Verratti. Şimdi gördü. Verratti şimdi gördü. 2 keredir göremiyor Verratti. Lichtsteiner. Şimdi biraz sakin ve paslı oynamak lazım. Nakamura. Nakamura. Pasını aktardı. Tam ben pas vereceğim, adam hareketleniyor ya. Böyle bir şey yok. Haydi bakalım gençler. Size olan güvenim tam. Sahura götüreceğim sizi. Sahur benden. Verdi pasını. Mandžukić çok yalnız. Mandžukić şimdi, aman bakın, Mandžukić'e ara pası yapacağım. Kaç defadır aynı şey oluyor ya. İnanamıyorum ya. Verkaç yapıyorum. Verkaç yaptığım adamı düşürüyorlar ve faul vermiyor hakem. Ayıp bu işte, ayıp. Offside. Bakın offside yani. Armut gibi. Ayağı içeride işte. Bitti. Mandžukić neredesin çocuğum? Mandžukić al. Al hadi Mandžukić. Ver pasını Götze'ye. Aa, vermeydin daha iyiymiş ya. Götze gömşür bakayım. Götze ama yavaş. Biraz yavaş. Online oynarken çok basmamak lazım. Geçen videodan böyle bir tecrübemiz var. Tantuni hayran, gerisi yalan reklam panoları eşliğinde ve Tantuni Sporlu taraftarlar eşliğinde 55.000 kişilik statta yaklaşık 35.000 taraftar maçı biletli olarak izliyor. Yaptı ara pasını şimdi kime? Mandžukić'e. Kim ama ya? Biriniz, hanginiz olursa olsun ikisi birden koşuyor. Taç benden çıktı bak. PES'in saçmalıklarından bir tanesi. Bıraksa yani zaten çıkacak o. Şimdi biz bıdı bıdıyı bırakalım. 5 beleş golümüzü atalım. Keyfimize bakalım, değil mi? Şimdi Verratti. Messi. Messi güzel bir pas. Şimdi Mandžukić. Kaçtı Mandžukić. Gördüm onu ve at bunu. At bunu köşeye. Plasele gol. Ay. Hadi. Hadi. Lan. Nasıl? Hı? Bu ne ya? Ya Mandžukić bu. Sen ne yaptığını sanıyorsun çocuğum? Vallaha satarım ha. Bak yedeklerin de var. Bir sürü adam var. Kurt gibi bekliyorlar o formayı almak için. Sen buldun pozisyonları, yiyorsun çocuğum, olmaz. Ha net gol dedim ben ona yani. Şimdi yaptım ara pasını Verratti. Ben Verratti. Götze'ye ara pası yapıyorum. Götze'nin umurunda değil. Al onu Mandžukić. Mandžukić bitti. Mandžukić bitti. Messi bitti. Çok rahat pas yapmasınlar, izin vermeyin. Verratti şimdi verdi pasını Mandžukić. Koş artık Mandžukić. Koş artık, işte bu Mandžukić. Bunu yazmadan gelme Mandžukić. Kaldırdı topu. Hadi gol olsun. Olmadı. Biraz fantazi yapayım dedim. Hep aynı goller olmasın. Ama soluyla yaptığı için aşırtmayı istediği gibi. Aynen öyle Ali Kerim hocam. Bak ikisi birbirine giriyor ya. Yok böyle bir şey. Yediler faal, yok mu? Amcamı yediler orada. Bitti 0-0. Olsun. Hemen ikinci yarıya başla demeden önce ben ikinci yarıya Mandžukić'le değil de Welbeck'le mi başlasam diye düşünüyorum. Messi göçmüş orada niyeyse. Şöyle yapalım. Mandžukić çıksın. Bizim Karaoğlan girsin. Welbeck. Ondan sonra Messi, neyse küçük enişteye bir şans daha verelim ya. Küçük eniştemden çok şey bekliyorum çünkü. Ve ikinci yarı başlıyor. Lichtsteiner. Yediler. Vermiyorlar ya. Tantuni Spor'a faal vermiyorlar hakemler. İnatla. Benim oynayış tarzımla mı ilgili bilemiyorum. Haydi Messi küçük enişte. İzliyorsun topu, olmaz. Haydi Ramos al onu, alamadı. Haydi sen al Marcelo. Aa, ne yapıyorsunuz çocuklar? Di María. Ramos. Gitti. Rakibe verdi. Lichtsteiner. Ya gol yiyeceğiz, yok böyle bir şey ya. Gol yiyip ondan sonra coşuyor bizimkiler. Haydi şu taraftarın hatırına, sizi seven bir sürü insan var. Sevgili oyuncular, onlarla konuşuyorum şu anda, oyuncularımla. Girmeyin arama. Onların hatırına şu birinci golü atın. Gerisi gelecektir zaten. Şimdi tekrar Di María. Allah Allah, niye bana faul vermiyor ya bu hakem? Şimdi Welbeck çekti, çekemedi Welbeck. Götze tekrar Nakamura'ya attı. Welbeck, o da verdi pası. Messi şimdi köşe. Messi köşe, işte budur. Çok sevindim niyeyse. Küçük eniştem, aferin sana. Aferin küçük eniştem. Dedim ki ikinci yarıya başlamadan önce, ya dedim küçük enişteye bir şans daha vermek istiyorum dedim. Nedense benim kararlarım çok isabetli oluyor ya. Geçtiğimiz videolar bir tanesinde de Mandžukić'i çıkartacaktım, çıkartmadım, adam iki gol falan birden attı yani. Nakamura şimdi. Nakamura müthiş bir hareket. Nakamura solak. Nakamura. O nasıl şut Nakamura? Tamam, şımarmamak lazım hemen. Şöyle yapacağız. Ne oldu? Rakip oyunu durdurdu. İyi güzel, biz de durduralım. Kimin vakti geldi biliyor musunuz? İşte o giriyor. Kim biliyor musunuz? Tabii ki Pogba. Değil tabii ki, Tomane. Kimin yerine girecek? Tomane. Şöyle yapalım. İki değişiklik hakkımız var. Welbeck Götze'nin yerine girsin Tomane. Tomane ile Welbeck'i yer değiştirelim. Çünkü Tomane biraz daha geride, biraz zor oynar. Ama Welbeck orada oynayabilir. Evet. Şimdi serbest vuruşumuza geri dönüyoruz. Nakamura topun gerisinde. Knuckleball yapabilecek mi Nakamura? Knuckleball yapabilecek mi? Büyük bir merak ve heyecanla bekliyoruz. Şöyle yapalım. Yaptı mı? Yapamadı. Hadi be, direkten inanmıyorum ya. Of. Yani kaçıncı direğim ya? Bir videoda kaçıncı direğim? İnanılmaz. Nasıl ayar yapmışsın Konami? Helal olsun sana ya. Böyle milimlik ayar yapmışsın. Şimdi Verratti. Verratti'den Tomane. Tomane şimdi Di María. Di María gördü Tomane'yi. Tomane gömçürür, beklemez. Tomane vurdu. Kaleciden döndü. Tam kalecinin üzerine vurdu Tomane. Güzel ama güzel. Bunlar iyi şeyler. Savunma neredesin? Ramos. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz var rakipte. Welbeck. Haydi Messi. Küçük eniştem bitti artık. Küçük eniştem diyor ki artık bacaklarımda diyor derman kalmadı diyor ya. Çıkartın beni diyor. Şimdi yaptı ara pasını. Tomane'ye doğru ama biraz etkisiz bir pas oldu. Burak Yılmaz. Kim o? Marcelo, al onu. Marcelo ne yapıyorsun? Adama eşlik ediyoruz ya. Neuer. Allah'tan kötü vurdu. Tomane. Müthiş bir pas. Haydi Tomane. Neredesin Tomane, göremiyorum seni. Şimdi gördüm. Ara pası yaptı. Bir asist daha mı geliyor Tomane'den ama Alon önünde. Şimdi Verratti tekrar. Welbeck'e doğru. Welbeck. Verratti, dakikalar hızla tükeniyor. Ramos şimdi. Ramos, Messi. Şimdi ara pası yapacak Di María, izin vermediler. Dembele. Dakika 80. İzin vermeyin. Bir çok da büyük bir skor farkı yok şu anda çocuklar. O yüzden dikkatli oynayın biraz. Hadi Di María. Di María öldü orada ya. Hadi Tomane önünde. Biraz uyanık. Taç güzel. Rakip şamşırdı. Diyor ki yorumda abi diyor. Tantuni Spor'dan sıkıldın mı diyor. Yok öyle bir şey. Niye sıkılayım? Tantuni Spor'dan sıkılınır mı? Uf, nasıl bir kelime. Öyle bir şey yok. Tantuni Spor'la devam edeceğiz inşallah. Birinci klasmanı görmek istiyoruz. Şimdi Marcelo kime doğru atsın? Çok coşmaya gerek yok. Şuraya atsın. Coşmaya gerek yok. Gitsin rakibi atsın. O da güzel. Şimdi kim var orada? Tomane var. Plase yaptı Tomane. Yine izin vermediler çocuğuma ya. Ayağına vura mosmor ettiler çocuğumu. Ama hakem bunları görmüyor maalesef. Şimdi Messi. Welbeck'i gördü. Welbeck Tomane'yi gördü. Tomane çekti topu. Tomane gömçürdü. Tomane ve gol. Tomane. Adamımsın Tomane. Sesim kısıldı artık çocuğum. Seni seviyorum Tomane. Lülülülü saçlarını. Cansın. Aferin sana Tomane ya. Yani gol değil dedim ona ben, biliyor musunuz? Gol değil dedim. Hakikaten spiker doğru söylüyor. Öyle bir yere vurdu ki. Müthiş bir gol Tomane'den. Müthiş bir ara pası yine. Kaleci açıldı. Kim var orada? Haydi Di María. Ver pasını Di María. Bitti Di María. Çıkart beni diyor da nereye çıkartayım çocuğum artık. Haydi Verratti, al onu. Tomane var ya. Cansın. Adamsın. Adamın hasısın. Adamın ham maddesisin yazmış birisi. Evet aynen öyle oldu işte. Adamın ham maddesi. Tomane yok artık. Tomane. Burak Tomane. Abi penaltı orada artık ya. Yediler çocuğumu. Hadi Welbeck. Güzel. Şimdi ve bitti. 2-0 aldık maçı. Ve bitti. Son noktayı koyan isim Tomane oldu. Aferin sana çocuğum. Müthişsin. Aferin sana. Ve bitti. 7. klasmanı. Ya bu videoda neler oldu? Yani 8. klasmandaydık. Aldık maçımızı. Sonra 7. klasmana geldik. Ve şimdi 7. klasmanda ilk maçımızı da aldık. Her şey iyi gidiyor bizim için. Ve 6. klasmana yükselirsek gençler, bir yıldızımız daha geliyor, haberiniz olsun. Tantuni Spor orada. Logonun tepesinde 3 yıldız, ne de güzel yakışır. İşte Tomane, bakın efsane adam. Kral adamın hası, ham maddesi. Bir videonun daha sonuna geldim. Her zaman söylediğim gibi bizim videolarımızı, bizim diyorum çünkü Türkçe Spiker ailesi olarak konuşuyorum. Onları temsilen burada ben aslında. Videolarımızı izlemeye değer bulduğunuz için yurt içinden yurt dışından bizleri takip eden çok kişi var. Çok insan var. Bakmayın abone sayımız zaten çok hızlı bir şekilde artıyor. Şu anda 39 bin miydi öyle bir şeydi. Yani 40 bin olacak yakında. Ama abone olmadığı halde takip eden de çok fazla insan var. Biliyorum, onları da ailemize davet ediyorum. Buyurun abone olun. Sizlerle yazışalım ve bütün videolarımızı ilk çıktığı anda izleyenlerden olun. Neyse, bıdıyı fazla uzatmayayım ben. Yarından itibaren tatile çıkıyorum gençler ama buralardayım. Size yeni bir video atacağım en kısa zamanda. Fakat büyük ihtimalle artık pazartesiden sonra olur. Bir sonraki video ne zaman diye soranlar için. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Ve yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi cansınız, iyi ki varsınız. Sevgiyle kalın.